Burada lazer ya da RF bir... RF dediğiniz radyo frekansı. Radyo frekansı yani bir enerji değil. Bizzat damarın içerisine bir çeşit yapıştırıcıyla damarı kapatma, iki yüzeyini birbirine temas ettirip kapatan bir sistem var. Diğerindeki mekanizma lazer enerjisiyle iç endotel dediğimiz damarın iç yapısını bozup vücudun kendi kendine onu scar dokusu, nebde dokusu gelişerek kapatması idi. Bunda ise bizzat bizim verdiğimiz yapıştırıcı maddenin iki damarın iki çeperini birbirine yapıştırması söz konusu. Dolayısıyla bunlar uygun hasta grubunda, yani her hastada da uygulayamıyoruz ama birazcık daha maliyetli bir şey ama bunun şöyle bir avantajı var. Geliyorsunuz, işlemi yaptırıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Yani basit. Zorlu bizim tarafımızda. Hasta açısından son derece konforlu bir şey. Çünkü tümesel anestezi olmuyor. Tümesel anestezi demek işte 1-2 santim, 2-3 santim aralıklarla bir takım ciltte enjeksiyonlar yapılması demek. Dolayısıyla o enjeksiyon izleri olmuyor. Bir pigmentasyon vesaire filan riski olmadığı için hemen güneşe çıkabiliyor. Yani yaz döneminde de yapılabilir. Evet. Ve varis çorabı giyme gereği olmadığı için yani örneğin hani profesyonel işi gereği diyelim işte bir spiker, bir manken ya da bir sanatçı hani gündelik hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Yani herhangi bir hani bacakta bir varis çorabı vesaire falan giymek gibi ekstra bir külfeti olmayan bir işlem. Peki ondan da bahsedelim yani. Anladım hocam. Yani bu damar içi uygulamada birinci olarak lazer, ikinci olarak RF yani evet. Radyo frekans, üçüncü olarak da bu bahsettiğiniz ilaç ile yapıştırma evet. gibi bahsettiğiniz üç tane farklı yöntem var. Peki bunlar arasında bir kıyaslama yaptığınızda lazer radyo frekansa göre ya da bu en son bahsettiğiniz yöntem zaten onun en hasarsız, en kolay ve en hızlı iyileşme anlatıyor anladığım kadarıyla. Evet. Radyo frekansla lazer arasında... Aslında sonuçları çok yakın. Çok dramatik bir fark yok. Radyo frekans kateteri biraz daha kalın olduğu için daha seçili vakalarda hani şey yapabiliyor. Daha ince lazer kateterlerimiz var. İşte o perforanları ya da parvada, arka, evet. küçük safende filan. Daha onu tercih ediyoruz. Aslında sonuçları birbirine yakın. Temel olarak aslında belli bir jul enerji vererek damarın içerisindeki o endotel hasarını oluşturmaya yönelik bir şey bu. Evet. Toplamda ki sadece çalışma biçimleri biraz farklı. RF ile lazer arasında etkinlik açısından eğer kaliteli ürün kullanılmışsa her ikisi için de söylüyorum. Çok dramatik bir farklılık yok uzun dönem sonuçlarında. Bu yapıştırma mevzu ise daha yeni bir mevzu ama çok iddialı geldiler. Yani çok sonuçları takiplerinde falan çok efektif görünüyor. Evet. Dediğim gibi birazcık daha pahalı bir sistem ama daha hızlı sonuç alınabilen bir yöntem.